İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın hükümet sözcüsü Anuş Harutyunyan'ın açıklaması. Rakibin planı Artsakh'ın köylerini boşaltmak, sonra girip tepeyi almak. Artsakh'ın Garmiş-Şuga muhtarı. Nüfusun güvenliğini sağlamaktan başka acil bir konu yoktur. Bugün rezil Rus-Türk yasa dışı antlaşmasının imzalandığı gün. NASA'nın gündemi yine Van Gölü. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Van'daki Mıher Kapısı. Bayan Louise Kiafer Saryan'a saygı duruşu. Batı Ermenistan'ın hükümet sözcüsü Anuş Harutyunyan 16 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Batı Ermenistan hükümeti tarafından hem savaşçılara hem de Batı Ermenistan'ın kurulması ve refahına hizmet eden siviller için verilen madalya ve nişanlar hakkında konuştu. Batı Ermenistan'ın hükümet sözcüsü Anuş Harutyunyan'ın bu konuşmasının Türkçe versiyonu web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ta Azerbaycan tarafının bir başka provokasyonu olan son günlerde yaşanan sınır gerilimleri sıradan bir gerilim değil, aslında özel bir operasyondur. Artsakh, düşmanın birkaç gündür özel harekatlarla Hramort ve Hınabert köyleri arasındaki tepeyi ele geçirmeye çalıştığını bildiriyor. Söz konusu olan Karaguluh Tepesi. Düşman kontrol altına alırsa askeranın tamamını hedefinin altına almış olacak ve Stepanakert'i ele geçirmek çok daha kolaylaşacak. Düşmanın planı çok basit. Köyleri boşaltmak, sonra girmek ve o tepeyi ele geçirmek. Artsakh'ın Marduni bölgesi sınırındaki Garmiş-Şuga köyü düşmanın yürüttüğü provokasyonlara rağmen yaşamaya devam ediyor. Köy muhtarı Narek Atayan'a göre komşu Dağavert köyü topraklarında bulunan Azeri mevzilerinden gelen silah sesleri köylerinde de duyulabiliyor. Ancak tüm bunlar köyün normal seyrine devam etmesine engel değil. Narek Atayan genelde 11-12 Mart'ta ateş açmaya başladılar. Silah sesleri burada duyuldu. Ancak şans eseri can ve mal kaybı yok. Hoparlörlerle yayınlar yaparak halkın gözünü korkutmaya çalışıyorlar, dedi. Ona göre şu anda en acil mesele nüfus güvenliği meselesidir. Rus-Türk kardeşliği ve dostluk üzerine 1921 antlaşması 16 Mart tarihinde Kemalist Türkiye ile Sovyet Rusya arasında imzalandı. Bu yasa dışı antlaşmaya göre Ermenistan'a sadece 10 bin kilometre karelik bir alan kalacaktı. Hem Moskova hem de Kars antlaşmalarına ilişkin müzakerelerde Türkiye-Aleksandropol antlaşmasının şartlarının yerine getirilmesinde ısrar etti. Türk tarafının taleplerini reddetmek için büyük çabalar sarf edildi. Herhangi bir uluslararası anlaşmanın yasallığı için uluslararası hukukun açık gereksinimleri olduğunu belirtelim. Uluslararası hukuk kapsamındaki uzmanlık, Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki nedenlerle yasa dışı, illegal ve geçersiz, invalid olduğunu göstermektedir. 1. Antlaşmanın imzalandığı sırada hiçbir delegasyona kendi ülkeleri adına konuşma yetkisi verilmemişti. Rus, Bolşevik ve Türk Kemalist heyetleri henüz ülkelerinin yetkilerini temsil etmiyorlardı. 2. Antlaşma, uluslararası hukukta yüzyıllardır var olan birkaç zorunlu dokunulmaz ilkeye aykırı olarak imzalanmıştır. Batı Ermenistan'ın doğal zenginliklerinden biri olan Van Gölü, uzay istasyonundaki eşsiz görüntüsüyle astronotları kendine çekiyor. Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA tarafından düzenlenen Dünya Turnuvası adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında seçildi. Van Gölü bu kez Rus astronotların dikkatini çekti. Rusya Federal Uzay Ajansı'nda astronot olan Oleg Artemyev gölün uzaydan bir görüntüsünü kaydetti. Rus astronot İran'daki Urmiye Gölü'nü de fotoğrafladı. Batı Ermenistan'ın Van'da Mıher'in Kapısı olarak adlandırılan mağara, yerin 50 metre yüksekliğinde yer almaktadır. Merdivenler mağara girişine kadar çıkar. Kayanın dibinde başka bir yeraltı yapısı vardır. Mıher'in Kapısı'nın nişi, Ararat Krallığı'nın İşbu'ini 825-810 ve Menua 810-786 krallıkları dönemlerinde yazılmış olan dinli çivi yazısı yazıtı ile tanınır. Van'ın kayaya oyulmuş yapay mağara ve büyük yaşam alanları da çok meşhurdur. Kayanın devamında taş cephe,
çerçeve içine alınan girişi ile oyulmuştur. İnsanlar buna Meher'in kapısı diyorlar. Yüzeyi el yazmalarıyla kaplı. Efsaneye göre Meher'in kapısı Sasunlu David destanlarıyla ilgilendirilen karga taşı olarak da adlandırılır. Batı Ermenistan. Yurt dışında ve Batı Ermenistan'da yaşayan, beni takip eden tüm Ermeniler adına Türk Devleti'nin Ermenilere karşı uyguladığı soykırımın şiddetle inkar edilmesini yazılarında onlarca yıldır kınayan cemaatimizin büyük temsilcisine en içten saygılarımı sunmak isterim. Onun adı Luis Saryan, ailesi Bursalı. Ermenilerin kutsal davasına adanmış 210'dan fazla makale bırakarak 96 yaşında vefat etti. Yıllarca sessizce üreterek çalışmış bu bilge kadına saygılarımızı sunalım. Teşekkür ederiz Luis. Bunca fedakarlıktan sonra huzur içinde yat, saygılar sana. Jean Ekyan. Luis Saryan'ı tanıma fırsatım oldu. Kendisini özverili bir şekilde Ermeni halkına adanan biri olarak her zaman hafızamızda kalacak. Batı Ermenistan halkı, parlamentosu, hükümeti rahmetlinin çocuklarına ve ailesine başsağlığı diliyor. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armine Simonyan'ın flütle icra ettiği Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.